Kalp bağlantımızı yapalım. Trabzonspor'un da gündemini ve Kayseri maçını konuşalım. Hamdi Aslan karşımızda. Hamdi Hocam günaydın nasılsınız? Teşekkür ederim Sinem. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bizler de sağlıklı günler dileri size. Şimdi tabii zirve yarışta çok kızıştı o konuya da geleceğiz. şimdi zirve mücadelesi için yer alan takımlar da puan kaybettiler. E, Trabzonspor da puan kaybı yaşadı bu hafta ama onların puan kaybetmesiyle Potaya girebilir her an. Kayseri maçı da çok önemli bir maç bu noktada. Ne dersiniz? Mağlup ederek rakibini yeniden e, çıkışa geçer mi Trabzonspor? Yani tabii yukarıdaki bu hafta özellikle bu haftaki e, maçlara bakıldığı zaman Trabzonspor gerçekten e, keşke bir tane iki tane daha maç kazansaydım yorum içerisine girdi. Yani, çünkü belki e, sezon bittikten sonra ligin en ilginç haftası hangi hafta dersek bu haftayı sayabilirdik yani. Ee, tabii Trabzonspor çok fazla hani e, yani oyuncu kadrosu veya hani oyun yeterliliğiyle ile beraber sanki ben biraz daha aşağıdan takip edeceğim gibi bu yarışı düşüncesi içerisindeydi ama lig bizi bir anda bu hale getirdi. Ee, yani şu an bakıldığı zaman eksiklerle beraber oynanan bir son haftalar var yani sakatlıklar cezalar bu tabii ki Trabzonspor'un oyun şeklini, oyun yapısını e, epeyce etkiliyor. Yani özellikle hücum anlamında, pozisyon bulma anlamında, üretkenlik anlamında zaman zaman sıkıntılar e, yaratıyor. <laughs> e, en son içeride oynamış olduğu Ankara Gücü maçındaki e, hem oyun yapısı, hem skor bulma adındaki e, rahatlığı ben bu e, bugün Kayserispor maçında e, biraz aynı düşünce içerisinde olacak olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki Canli'nin dönüşü e, en azından bu anlamda oradaki oyunu farklılaştıracak. Yani Abdullah Hoca, e, Çiğdem yani sanki biraz artık gelecek yılın oyuncu grubu ve oyun oyun yapısı demeyeyim de biraz gelecek yıl oynayacak olduğu oyuncularla beraber e, oyun yapısını farklılaştırmaya düşünülüyor. E, bu da tabii ki Trabzonspor'un bir planları içerisinde ama yarışın içerisinde her ne olursa olsun e, bundan sonraki haftalarda da sürpriz olabilecek diye düşünürsek hı hı. E, kazanılan maçlarla girebilir diye ben bekliyorum. Şimdi tabii siz de değişikliklerden bahsettiniz. Mecburi değişiklikler de yapılacak ee, şöyle ki e, savunmada e, Edgar'ın yerine Osenni tercih etmesi bekleniyor. Orta sahada cezalı Abdul Kadir Parmağ'ın yerine Flavio oynayacak. Yusuf Yaran'ın yerine de e, Canini'ye şans verecek. Onun dönüşü çok önemli. Kart cezasını da tamamlamış oldu. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz peki Trabzonspor'dan? Bu akşamı biraz daha detaylandırırsak bugünü yani tabii ki Kayseri yapısına bakıldığı zaman Çiğdem biraz e, yani oyunu çok fazla sert de savunma anlamında oynayan bir takım değiller. Yani e, hücum oyunu, pas oyununu seven e, oyunun geniş alanında oynamaya e, çalışan bir ekip. E, tabii ki bu da onların oynamış olduğu bütün maçları e, güzelleştiriyor. E, Trabzonspor'un yani oyuna e, tabii Bakıldığı zaman daha önceki maçlarda bazen çok yavaş başlıyor, bazen çok durağın iç, içinde oluyor, üretkenlik biraz geç geliyor. Ee, eğer oyun skor anlamında erken gelirse, her iki takım adına da konuşsak, oyun çok da farklılaşacağını ben bekliyorum. Ee, hı hı. Öndeki üçlünün oluşu Bakasetas, e, yani Yunus Mallı'nın oyunun yapısını düşündüğümüz zaman biraz daha topun Trabzonspor'da kalabileceğini ben bekliyorum. E, bu da pozisyon üretmekte e, Trabzonspor'un işini kolaylaştırır. Dediğim gibi eğer erken skor bulursa Ankara gücü maçındaki e, oyuna bakıldığı zaman oyun bugün yine skor anlamında zevkli bir karşılaşma olacağını ben bekliyorum. E, hı hı. Yani Ekuban Canini ve e, Vakame son haftalardaki oyunları birazcık daha eski oyunlarına döndüğünü e, düşünüyorum. Özellikle Ankara gücü maçındaki beraber oynamayı istekledi. Bakasetas bu Yunus'la beraber sanki biraz pozisyon değişti gibi yani kaleye uzak ama pas oyununa yakın bir düşünce içerisine girdi. Ne olursa olsun Sivas maçında da bunu gördük. Yine kaleyi tehdit eden en önemli oyuncu Bakasetas'tı. Yunus'un performansının ben her geçen gün artabileceğini bekliyorum. Şu ana kadar pek onu görmedik ama hı hı. Abdullah Hoca Yunus Mallı ile uzun süre oynamayı düşünüyor. Bu da Yunus'un sahada artık uzun dakikalar kalacağını göstergesi. Güçlendiği zaman bence Trabzonspor'un oyuna değer katacak. Peki Uğurcan Çakır'dan da bahsedelim. E, Eminem'in her gün manşetlere taşınıyor tabii performansıyla da. E, Fransız kulübü bu kez Uğurcan'ın e, peşine düşmüş. Lille'den bahsediyorum hocam. İçeriden gelen bilgiler var muhabirlerden. Hatta gelen teklifler de artık Trabzonspor'un istediği seviyeye de ulaşmış durumda ama onlar Yusuf'ta olduğu gibi bir süreç izlemek istiyorlar. Yani bir sonraki satış opsiyonuyla beraber bunu bitirmek istiyorlar. Tabi talipler artıyor. Gidecek gibi gözüküyor oyuncuda. da. Biraz yorum yaparsanız sevinirim üzerine. Evet ben de sanki çok daha önceki yorumlarda çok fazla gitmez, çok fazla e, kaptanlık vaadını bırakmaz gibi bir düşünce Değil içerisindeydi. İhtimal ama... artıyor artık. Evet ihtimal artıyor yani teklifler. Urca'nın e, Uğurcan'ın performansı, e, milli takım maçları, yani buna Avrupa Şampiyonası da eklenirse oradaki performansı da bunu çok çok daha belirleyeceğini ben düşünüyorum. E, bu tabii ki bu devir, bu dönemde bunların çok normal olduğunu düşünüyorum. E, yani yaş itibariyle, performans itibariyle e, yani bakıldığı zaman istikrarıyla beraber bu teklifler artacaktır. Hı -hı. E, tabii ki Lille takımı Trabzonspor'a çok yakın bir kulüp. Bu anlamda belki onlar da devreye girdiler. Ama dediğim gibi teklifler artacak. Trabzonspor yani belli bir rakamı bulduğu süre içerisinde sanki Uğurcan'la bu konuda bir vedalaşma evet, yaşayacaklar. Sanki. Ben de onu hissetmeye başladım. Konuşulanlar <laughs> biraz bu yönde artık. Yunus Emre mesele bir bağlantı yapmıştı geçtiğimiz hafta hocam. O da ihtimali artık çok yüksek olduğunu söyledi içeriden aldığı bilgilere göre. Eki, şantim... ya yani şöyle bir şey Buyurun. var Çiğdem. özür dilerim. Ee, Esatlığınla. Yani, e, Uğurcan'ın da e, tabi gitme anlamında evet kafasında bir düşünce var ama eğer diyor rakam olarak diyor ben kulübüme diyor menfaat sağlayabilecek rakamı yakalarsanız beni bu anlamda e, yani satış anlamında kolaylık yapabilirsiniz. Yani biraz kulübün menfaatlerini çok daha fazla düşünüyor. Hatta geçen sene. Yani 15 milyon euroya kadar e, ulaşan bir rakam vardı. Evet. Yani Uğurcan'ın kendisi hayır ben Trabzonspor'a eğer 20 milyon üzerinde para kazanırsa beni verebilirsin düşüncesindeydi. Yani Trabzonspor kulübüne karşı da bu anlamda e, düşünceli. Değil mi? E, bir kulüp içinde çok kıymetli bir davranış futbolcudan gelen bu tavırda. E, hocam şampiyonluk yarışındaki gidişatı da biraz konuşalım sizinle. E, yönetmemizden rica edeyim. Zirvedeki takımların kalan Beş maçlık grafik serisini ekranlarımıza taşıyalım. Tabi hesaplar da kızıştı. Galatasaray'ın e, hatay karşısında zorlanması bekleniyordu. Puan kaybı çok sürpriz olmadı ama Beşiktaş taşırtı Kasımpaşa karşısında. Makas da daraldı. Nasıl yorumlarsınız? Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle e, 3 puan aldı. Bu çok kıymetliydi. Orada zirve yarışı kırıştı, e, kızıştı gibi duruyor. Evet Yani e, yani ben... Beş hafta öncesine bu hafta bu hale gelir mi diye sorsaydın Çiğdem çok fazla gelir diye düşünmüyordum yani çünkü yani Beşiktaş'ın formu, Galatasaray'ın yani hem oyunu hem oyuncu kadrosunun genişliği yani sanki kaybetmezler gibi bir düşünce içerisindeydi evet. ama yani üç maçın hikayesi bu hafta çok farklı oldu yani Beşiktaş'ın kaybetmesi tabii ki ben herkes farklı yorumlar ama ben oyuncu kadrosundaki e, çok önemli iki oyuncunun olmayışı. Beşiktaş'ın bütün oyun sistemini, oyun yapısını ve bütün oyuncuları etkilediğini ben düşünüyorum. Muhakkak e, yani bunların geri dönüşünde Beşiktaş o güçlü oyunu yakalar Çiğdem. Aksi takdirde her maçın çok zor geçeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş adına. E, tabii ki gündem biraz Beşiktaş'ı farklı yönlere de getirdi bu hafta. O da bence Beşiktaş'ı birazcık olsun saha içerisinde. Tabii saha içerisinde etkilemedi ama düşünce anlamda Sergen Hoca'yı yordu. Aslında Sergen Hoca'nın Yapısına baktığım zaman bu işlerle hiç uğraşan bir insan değildi ama bir anda bir kelimesi e, Türkiye'de gündem değiştirdi, üzerine de gidildi. Problemler yaşadı ama ben Sergin Hoca'nın kendi e, o kimliğine, yapısına dönüp takımıyla beraber çok daha farklı şeyler yapacağını düşünüyorum. Hı hı. E, tabii ki Galatasaray çok %50, %60 oyuncu eksiğiyle oynadı Çiğdem. Yani bu da, yani bu oyunu e, evet bu kadar hafifleştirmemesi gerekiyordu ama gerçekten çok tepkisiz bir oyun oynandı. Yani ben oyunun, yani skorun zaman zaman bu tip skorlar olur ama yani bu tip skorlara bu kadar kötü oyun olarak ben Galatasaray'da beklemiyorum. Evet tabii cezalılar, sakatların döndüğünde Galatasaray'ın oyunu çok çok farklılaşacağını ben bekliyorum ve yine yarışın içerisinde psikolojik olarak belki şu an taraftarın e, taraftar veya e, belli bir kesimin inancı kalmadı gibi konuşuluyor ama ben e, Fatih Hoca'nın olduğu yerde e, bu yarışın içerisinde bence en büyük adaylardan biri olacağını yine düşünüyorum. Hı hı. E, Fenerbahçe ben e, artı futbolda söyledim. Yukarıdaki takımı, üstündeki iki takıma yaklaşabileceği hafta olarak gördüm ben bu haftayı ki öyle oldu çünkü rakiplerin eksikleri ve rakiplerin e, yapısı Fenerbahçeyi oraya yaklaştırdı. Çok zor bir e, kalan süre bekliyoruz bundan sonra. Hamdi Hoca çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çiğdem sağlıklı günler.